Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba herkese. Videolarıma elimden geldiğince yine hız vermeye gayret göstereceğim. Farklı videolarla karşınıza çıkacağım. Ama bu sefer konsept olarak bir 10-15 videoluk bir seri yapmayı düşünüyorum. Elektrikli araçlarla ilgili. Bunun da sebebi yeni bitirmiş olduğum yüksek lisans tezim var. Güç elektroniği üzerine çalışmayı çok istediğim için motor sürücüler üzerine birkaç araştırma yapmak istedim. Bir motor sürücü tasarlama hedefiyle işte biraz konular hakkında bilgi edinmek istedim. Bildiğiniz üzere yüksek lisans konularında yeni bir icat yapmanıza gerek yok. Bu süreçte sizden beklenen bilimsel araştırma sürecini öğrenmeniz, işte araştırma yapabilmeyi, nereden neyi bulmanız gerektiğini, işte atıf yapmayı, kaynakça yazmayı öğrenmenizdir. Aslında doktoraya bir hazırlık sürecidir, yüksek lisans süreci. Burada yeni bir şey icat etmeniz pek beklenmez. Sadece değişik bulgular, değişik katkılar ufak çaplı ekleyebilirsiniz. Motor sürücüler ilk defa icat olan bir şey değil ama işte ben de burada bir şeyler öğreneyim diye güç elektroniği adına motor sürücüleri seçmiştim ve Arduino'yla bir motor sürücü tasarlamaya çalıştık. Bunda da sağ olsun danışman hocam Salih Tosun'un, arkadaşım Uğur'un katkıları da büyük. Birlikte çalıştık. Ve bir tezi bitirmiş olduk. İyi kötü az çok bir sonuçlar elde ettik. Bunları yayınladık. Çok şükür bitti. Ben de bu süreçte öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ve özellikle de bunu yapmamdaki sebep TÜBİTAK'ın yapmış olduğu, 14-15 yıldır yapmış olduğu elektrikli araba yarışlarıydı. Biliyorsunuz her sene TÜBİTAK Körfez yarış pistinde elektrikli araç yarışmaları yapıyor. Daha önce duymayanlar varsa bu videoyu izleyenlerden takip edebilirler. Bu sene de finali ödül töreni Teknofest kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. İlk etapta hidrojenli ve güneş enerjili araba yarışları olarak başladı. Daha sonra güneş enerjili araba yarışlarında bir teknolojik gelişme olmadığı için ve diğerleriyle aynı olduğu için güneş enerjili araba yarışmasından peyderpey vazgeçildi. Sonra yerine elektrikli arabalar geldi. En son da 2 yıldır da otonom araç kategorisi var. Bununla devam ediyor. Bunların hepsinin ortak noktası elektriksel aracın tasarımı arkadaşlar. Hepsinde de mantık aynı. Sadece yakıt türü değişik. O süreç farklı. Onun dışında her şey aynı. Ve yine bu videonun çekilmesine sebep olan şeylerden bir tanesi de artık bu elektrikli araçların 3 harfli marketlere dahi düşmesi. 3 harfli marketlerde birkaç tanesinde artık elektrikli motosikletler, bisikletler gelmeye başladı. Bu elektrikli araçlar bisiklet de olsa, motosiklet de olsa arkadaşlar, kamyon da olsa ne olursa olsun mantık aynı, temel blok yapısı aynı. Sadece boyutlar da değişebiliyor. İçindeki yazılımın alt üst değerleri, sınırları değişebiliyor. Ve kullanılan motor tipleri gibi ufak tefek değişiklikler oluyor. Ama temel blok şema hepsinde aynı. Ben bu video süresince yine kendi tezimi kullanacağım. Tezlerimiz daha yeni mezun olduğumuz için YÖK'ün sitesine düşmemiş ama talep edenler olursa mail yoluyla da tezin PDF halini atarım herkese. Ya da bir yere ortak olarak yüklerim. Şimdi tezimden biraz bahsedecek olursak, tezimdeki içindekiler sırasına göre gideceğim yine konuda. Araçlarla bisikletleri karıştırıp o şekilde gideceğiz. Şimdi tezimde ilk başta elektrikli araçların tarihinden bahsettim ki bu önemli bir süreç. Aslında biz şu an popüler olsa da ta 1890'lı yıllarda, 1800'lü yıllarda elektrikli araçlarla çok uğraşılmış. Hatta 100-130 km hızına ulaşan araçlar var arkadaşlar. Yani gayet iyi değerlerde. Ama akü teknolojisinin gelişmemesinden dolayı ve daha sonra Ford'un benzinli aracı yapmasından dolayı bu elektrikli araçlar belli bir dönem askıya alınmış. Belirli yıllarda, 1910'lu yıllarda inanın satılan araç sayısı elektrikli araçların benzinli araçlardan daha çok olduğu dönemlerde mevcut. Ondan sonraki süreçte ikinci başlığımda da ben şeylerden bahsettim arkadaşlar. Kullanılan motor tipleri, hareket mekanizması olduğu için bu araçlarda en önemli parça motor tipleri, iç rotorlu ve dış rotorlu olmak üzere iki tip motor sıklıkla kullanılıyor bu araçlarda. Ve BLDC dediğimiz yani fırçasız doğru akım motorlarına doğru bir ciddi bir kayma var.
Bunun da sebebi fırçasız doğru akım motorları. Fırçalı doğru akım motorlarına göre fırçalardan dolayı kayıpları olmuyor. Bu da güce yansıyor. Mıknatıs teknolojisinin gelişmesiyle de bu motorlar sessiz dolmasılarından dolayı birçok alanda tercih ediliyor. Şu an pahalı olduğu için bütün beyaz eşyalarda yok ama yavaş yavaş beyaz eşyalarda yerini alıyor. Çünkü artık hani evlerde gürültülü çalışan cihazları kimse istemiyor. Sessiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu ikinci bölümde de motorlar üstüne, bir BLDC motorlar üstüne bazı şeyler anlatmaya çalıştım. İşte kaç tip var? Mıknatıs seçimi neye göre oluyor? İşte bu motorları kullanan, BLDC motorları kullanan sistemlerde mutlaka motorların konumu bildiren sensörlerin de olması gerekiyor. Bu motorlarda hangi tip sensörlerle konum algılaması yapılıyor? Çünkü siz sargılara, mıknatısların karşısındaki sargılara hangi anda hangi enerjiyi vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için de mutlaka sensör kullanmalısınız. Sensörsüz sistemler de var tabii ki. Ama bunlar çok verimli olmuyor diğerlerine göre. Sensörler de maliyeti arttırdığı için arkadaşlar sensörsüz motorun rotorunun konumunu algılama üzerine de birçok çalışmalar mevcut. Maliyeti düşürme adına yazılımla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Ve motorun kendi doğal yapısıyla ürettiği zıt HMK'dan bunu bulmaya çalışan çalışmalar da mevcut ve hız kazanmış durumda. İşte tezin ana konusu olan sürücü kısmı, bu cihazların ana beyin dediğimiz kısmı arkadaşlar. Burada da işte bir motor sürücü hangi katmanlardan oluşur? Bir motor sürücü 4-5 tane katmandan oluşuyor arkadaşlar. İşte kontrol eden beyni, işte yüksek gerilimden koruyan izolatör katı, işte MOSFET sürücüleri, evirici kısmı falan derken oradaki sürücüde olması gereken bütün bilgileri de bu bölmede verdim. Sonra sürücü tasarımında nelere dikkat ettim, hangi parçaları kullandım, hangi motoru kullandım. Bir önceki konuda anlattığım şeyler vardı ya, katmanlar. O katmanlarda ben kendi projemde neleri kullandım. Sonra test ederken ne yaptım? İşte termal kamerayla ısınmalarına baktım. Ondan sonra akım gerilim değerlerine, boşta çalışma değerlerine baktım. Farklı hızlardaki çektiği akımlara baktım. Sonuç kısmında da kendimce gördüğüm sonuçları önerilerde de bir sonraki deneyde farklı neler yapılabilir, neler denenebilir onları buldum. Kaynaklar kısmında ise 140'a yakın kaynak elden geçirdik arkadaşlar. Dolayısıyla hani hiçbir şey kullanmasanız da buradaki kaynaklara bakıp oradaki kaynaklardan bile faydalanabilirsiniz. Tezin içeriği bu şekilde ve işleyişim de aşağı yukarı bu mantıklı olacak. Şu şekilde de renkli bir tez oldu. Hani aşağı yukarı hiçbir tez aslında yapanın içine sinmez arkadaşlar. Her zaman eklenecek bir şey vardır ama hani şu an ideal bir başvuru kaynağı oldu bir motor sürücü tasarlamak isteyenlerle ilgili. Çok şükür bu işin de altından kalktık. Bir şekilde tamamladık. Mezuniyetimizi aldık. Şimdi ben bu süreçte neler yapacağım biraz ondan bahsedeyim. Kendime göre bir anlatacağım listeyi oluşturdum sizlere. Şimdi bu bölümde planladığım, yani şu ana kadar konuşmam bile aslında 8 dakika oldu da diğer videoya mı atsam diye düşünüyorum onu da. Elektrikli araçlar hakkında genel bilgiler, blok şeması üstünde duracağım. Sonra akülerle piyasada kullanılan işte akülerin bağlanması, paralel seri bağlanması. Yani şunu da söyleyeyim, elektrikli araç bulma şansımız olmayacağı için en bulabileceğimiz parçalarıyla uğraşabileceğimiz elektrikli bisikletler var arkadaşlar. Piyasada çok yaygın. Ben de tezim süresince elektrikli bisikletlerin motorlarından, sürücülerinden faydalandım zaten. Dolayısıyla bu parçaları inceleyeceğiz. Bisiklet üzerinden yürüyeceğiz ama mantık inanın hepsinde aynı. İşte bisiklette, elektrikli bisiklette atıyorum 20-30 amperlik bir sürücü kullanılıyorsa işte arabada ne oluyor? Bu 100 ampere çıkabiliyor gibi şeyler. Dolayısıyla MOSFET'leri büyüyor. Daha büyük bir yapıya sebep oluyor. Sürücü dediğimde bu arada halk arasında beyin olarak nitelendirilen parça, sistemin kontrolcüsü. Akülerden, elektrikli bisikletlerdeki akülerden bahsedeceğiz arkadaşlar. 3-4 tane akü tipimiz var. Motorlar, genelde kullanılan motorlar bu araçlarda BLDC, yani benim tam da tez konum olan fırçasız doğru akım motorları. Yani bunlarda mıknatıslar var. 3-4 tane tip motor var elimde. 3-4 motoru ayrı ayrı inceleyebiliriz.
Sonra gaz kolu, gaz pedalı. Bisikletlerde gaz kolu var ama araçlarda da gaz kolu var. Bunun üzerine bir tane gaz pedalı şeyim vardı zaten. Videom vardı potansiyometreli. Şimdi bir tane de gaz kolundan bahsedeceğiz. Mantıkları aynı zaten. İşte bu araçlarda genel olarak hangi sensörler var onlardan bahsedeceğim. İşte sürücü dediğimiz beyin olan parça. Beyinlerden 3-4 tip beyin inceleyeceğiz. Yine elimde 2-3 tane böyle farklı tipte beyinler var. İşte programlanabilen beyinler falan. İşte içine yazılım atabiliyorsunuz. Ne kadar işte güçte, ne kadar amperde kendini korusun, ne kadar voltta çalışsın falan filan bunları yapabiliyorsunuz. Beyinler hakkında biraz bahsedeceğiz. Bu beyinlerin çıkan kablolar genelde hangi isimler oluyor? İşte piyasada bu ara çok yaygın çocuk kilidi, güç soketi gibi soketleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Göstergeler, birkaç tip göstergeden bahsederiz. Ekranda işte hangi bilgiler var, hangi tip göstergeler kullanılıyor. Birkaç tane bulabilirim onunla ilgili. Yine nasıl diyeyim? Göstergelerde işte bu sürücüler, aslında bu satılan parçalar piyasada topladığınız zaman birbiriyle uyumlu olabiliyor arkadaşlar. Siz enerji kaynağınıza göre bir sürücü, motor ve sürücüye uygun gösterge seçtiğinizde aslında bir şase yapıp kendiniz de bir araç toplayabilirsiniz. Öyle bir şansınız da var. Göstergeler sürücü uyumlu oluyor zaten. İşte atıyorum sürücünüz 72 voltsa 72 volt uyumlu gösterge diyor. Ona göre direkt bu sürücüden mesela hız bilgisi göstergeye geliyor. Ekranda kilometreyi görebiliyorsunuz. Tesisat diye nitelendirilen arabanın içinde, elektrikli aracın içinde dolaşan elektrik aksamı, kablolar arkadaşlar. İşte vücudun damarları gibi düşünün. Sürücüden çıkan, aküden çıkan bu kablolar bütün araca yayılıyor. İşte bazen sinyal kablosu, bazen kontak kısmı diye işte uçları bir yerlere dağılıyor. Bunlar hakkında da biraz konuşuruz. İşte bisikletlerde, elektrikli bisikletlerde özellikle yokuş destekleri var. Bu pedalın olduğu kısımda arkadaşlar bir sensör var. Siz pedala çevirdiğinizde elektrikli bisikletlerle veya motosikletle gittiğinizde bunu işte bir yokuş olarak algılıyor sürücü beyin ve motora biraz daha ekstradan bir güç veriyor. Sizin kullandığınız gaz freni, gaz pedalına karşılık biraz daha bir destek veriyor. Sonra DC-DC dönüştürücüler var. Şimdi akü grupları mesela bunlarda 48, 60 ve 72 volt olabiliyor. Ama kullanılan işte malzemeler 12 voltluk olabiliyor. Bunlar için DC-DC dönüştürücüler yani konvertörler kullanılıyor. Onlardan bahsederiz. Bir tanesinin içini parçalarız gerekirse. İşte kullanılan korna tipleri, bir iki tane korna sökebilirim bununla ilgili. Flaşör ise işte sürücü sistemi beyni olsa da bütün yükü ona yüklememek için bir sağ sol sinyaline bastığınız zaman o sinyallerin yanıp sönmesini sürücüden değil de siz anahtarı çevirdiğinizde direkt o flaşöre enerji veriyorsunuz. O flaşör de lambayı yakıp söndürüyor. Yani yazılımla beyni yormamış oluyorsunuz. Bu parçaları ben sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video serisi olacak. Bu giriş olsun. Aslında şu konuyu ben burada anlatmak istiyordum ama hani çok şey oldu. Video bayağı uzadı şu an bakıyorum. 13 dakikalık bir konuşma yapmışım. Vaktinde nasıl geçtiğini anlamadım açıkçası. Dediğim gibi bu şekilde bir yol izleyeceğim. Buradan yaklaşık zaten bir 10-15 video çok rahat çıkacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi söküm videoları da devam etmiş olacak. Niye? Motorları sökeceğim zaten. Hem bu seri devam etmiş olacak hem söküm videolarında 4 tane. Akülerin bağlanması ile ilgili burada söküm değil de montaj videoları olabilir. Akülerin seri bağlanması, paralel bağlanması, akım hesabı, sağlamlık kontrolleri gibi şeyler olabilir. Sürücü beyinde de yine 3-4 farklı tipte beyin sökebiliriz her bir videoda. Birbirinden farklı olan beyinlerden, farklı güçte en azından. O bir 3-4 söküm videosu olabilir. Göstergelerden 2-3 tane söküm videosu çıkar. Tesisattan söküm videosu çıkmaz da sadece direkt inceleme videosu çıkar. Yokuş desteğinde yine mantık anlatacağız. Gaz kolu sökebilirim bir iki tane. Yokuş desteği ile gaz kolunun çalışma mantığı zaten birbiriyle çok benziyor. Aynı manyetik sensörler kullanılıyor. Dönüştürücü sökebilirim. Bir tane dönüştürücüm var elimde. İşte flaşör, korna bunlardan da bulabildiklerimden sökmeye çalışacağım. Elektrikli araç video serisine de bu şekilde bir giriş yapmış olalım. İnşallah düzenli bir şekilde en azından haftada bir tane videoyu sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Serinin ilk videosu elektrikli araçların blok yapısında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.